Ya bu oyun şuna bakmıyor yani. Onun 23 planı, onun 253 planına bakmıyor. Öyle bu saha içindeki duruma bakıyor. Öyle tabii, bir şey diyemiyorum. Futbolun içinde... güzelliği de bu zaten. Evet. Tam olarak bu. Yoksa tabii ki kağıt üzerinde kadro kalitesini de tartışmıyoruz. Alınan başarıları da tartışmıyoruz. Ama işte futbolun güzelliği her sonucu çok açık olması. Kesinlikle. Oyun kesinlikle. Ve oyuncu kalitesi senin bir tık üstündeki bir takımı sen yenebilirsin. Futbol işte... Tam Ezgi'nin tarif ettiği bu yüzden güzel. Tabii, evet. Güzel bir karşılaşma. Galatasaray da bugün kazanabilir. Ama doğal olarak diyoruz biz, Bayern Münih'in ezberleri, birikimcisi, bagajı çok dolu. Bir sürü alternatifi var. Elbette bizim de var ama biz sonuçta oyuncular üzerinden şampiyonluklar, başarılar kovalayan bir futbol ülkesiyiz. Almanya oyunu üzerinden, sistem üzerinden gidiyor. O yüzden her zaman için kendiliğinden tepki verebilecek bir birikime sahipler. Onu söylemek istiyorum. Yoksa bir tam ekran alalım mı Bayern Münih'in 11'ini? Ondan önce taraftar belki... sayısını da söyleyeyim istiyorsan. Söyle sen o gelene kadar. Bugün şunu söyleyelim net bir şekilde. Satılabilir biletlerin tamamı tükendi. Ne kadar? Şu an hiç bilet yok. Şu an kombine sahipleri de gelirse stat tam dolu oluyor. Ve stat kapasitesi de 52.650. 3000 kapalı gişe oynanacak 55 yani. 55 yani 55-56 bin kişi olacak. Ben şunu istiyorum, buradan sesleniyorum. Stada gelecek bütün seyircilere sesleniyorum. Gelip maç izlemek istiyorsanız, elinizde telefonla çekim yapmak istiyorsanız gelmeyin. Desteklemek istiyorsanız gelin. Yani böyle gerekiyor çünkü futbol... Bu bir şov ya. Niye? Bir iki tane çeksinler ya. Sen de koskoca Bayern Münih'in başına geldin. Herkes o yüzden taraftarla seyirci farklı oluyor. Ya seyirci olacaksın ya taraftar olacaksın. Bence ikisini birden yapabilirsiniz. Dün ama Galatasaray'ın bugün taraftara ihtiyacı var. Tabii ki ihtiyacı var. Seyirci 90 ihtiyacı dakikalık yok. Maçın bir 30 saniyesinde de ben bir bunun Fenerbahçe için de geçerli aslında olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Ben bunu hani şey diye söylemiyorum. Ya sonuçta bugün Galatasaray Süper Lig'de bir karşılaşmaya çıkmıyor. Dünya arasında bir karşılaşmaya çıkıyor ve Galatasaray konuşulduğu zaman başında Türkiye'den Galatasaray diye konuşulacak. Keza Fenerbahçe de öyle. Türkiye'den Fenerbahçe. Türkiye'den Beşiktaş olarak çıkacak karşımıza Avrupa Kupalarına. O yüzden Şampiyonlar Ligi'mizi hiç alınırken çekin sonra çekmeyin diyorsun. Tabii ki ya. İzlemeyin diyorum ya. Yani taraftarlık yapın. Bağırın. Bayern Münih ataklarında ıslıklayın. Galatasaray ataklarında sessiz kalın. Pozisyon olduğu zaman tepki gösterin. Ya bu gerekiyor. Taraftarlık bunu gösteriyor. O konuda yani benim şüphem yok. Peki Bayern Münih'in 11'ine bakacağız. Seval'cim bir kez daha büyütebilirsek burası biraz görme açısından küçük kalıyor benim için. Hemen bir okuyalım. Ulreich olacak kalede. Manuel Neuer yok kadroda değerli izleyenler. Laimer, Delik, Kim, Davies. Savunma dörtlüsü Kimmich, Musiala, Müller, orta sahası Bayern Münih'te Sané, Coman ve Harry Kane hücum hattı. Çok güçlü bir kadro. Yani ne kadar eksik olursa olsun çok çok güçlü bir takımdan Harry bahsediyoruz. Harry Kane'i Sanchez'e bırakın yeter. Ya evet, Harry Kane Sanchez buluşması mesela çok heyecanlı bir buluşma. Kesinlikle. Öyle. Yani bir de orada şu durum var. Anelion tarafından gelecek olan Sané ile Musiala beni de o korkutuyor işte. İşte Anelinho beni zaten sezon başından beri korkutuyor. Yani Galatasaray'da bir türlü var. Galatasaray'da hani şey, puzzle var ya, puzzle'ın bir tarafı uymuyor ya. Bu puzzle'ın bir tarafı işte Galatasaray'ın sol tarafı. Evet. O puzzle iki seneden beri uymuyor. Yani alınan sol bek, ya bir sağ bek Sacha Boey'un katkısına bak. Dubois Galatasaray'a daha iyi şey verirdi. Etki verirdi. Yani Anelinho da ısrar edildi. Tabii ki ısrar edilmesi lazım. Oyuncunun geçmişi çok parlak. Ama o puzzle'ın sol tarafı Galatasaray'ın Beşiktaş bir ara Masuaku'dan vazgeçti. Mesela ligin en klas, en yetenekli, açık ara en iyi sol bekliği Masuaku. Bazen dalıyor malıyor. Ama işte bu kadro Masuaku gibi bir oyuncu istiyor. Sol beki Galatasaray'ın yani. Bu kadar dünya yıldızlarını dolduruyorsun sol taraf. Tabii Alejandro da Angelinho da melek. Melek çocuğum ne demekse işte. Onu da Galatasaray sonuçta kariyerli bir oyuncu diye aldı ama ya bazı tohumlar bazı topraklarda boy vermezler, çiçek vermezler. O da Galatasaray çok uyumlu bir takım değilmiş onun için demek ki. Yani ne savunmada ne hücumda beklenenleri o bilmiyorum herhalde eşek yüküyle maaş alıyordur o da. Hiçbir şekilde karşılığını veremiyor. Ama bu yani oyuncuyu şoklamak için söylemiyoruz bunu. Verimli olamadı. Galatasaray muhtemeldir ki devre arasında oraya bir alternatif düşünecek ya da Kazımcan'ı kazanma yoluna gidecek. Tabii Şampiyonlar Ligi alternatif gelecek. Şampiyonlar Ligi hikayesi devam ederse ki ben United'ı burada da yenerek devam etmesini bekliyorum. Bugünkü maç önemsiz.
Oraya bir takviyesi olacaktır Galatasaray'ın. Olmalıdır yani. Serhan kim gelecek sol beke? Şu an bakılıyor yani. Şu an Galatasaray'ın bir... Çok net var dedin ama. Ya tabii çok ki. Çok biliyormuş gibi var dedin. Oyuncu ihtiyacı var dedi. Ben biliyorsun İsim isimleri mi? Çok fazla söylemiyorum. İsimler netleşince bunları söylüyorum. Şu an bana gelen birkaç isim var bakılan ve şey izlenen isimler var. Ama bu sezon başında izlenen isimlerdi Galatasaray'ın sol bekinde. Ama burada ben olası bir haftalardır bunu söylüyorum. Bir Galatasaray'ın çok ihtiyacı var. Galatasaray bu oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmak istemiyor. Ama Nelson bir ayrılığı olması söz konusu. Nelson mutsuz. Nelson devre arasında gidecek galiba. Nelson mutsuz. Nelson'un mutsuzluğun sebebi Sanchez. Yani bu kadar ama basit. Şimdi yani Nelson'un sezon Sanchez'in, başı performansına bakıyoruz. Sanchez'in performansına bakıyoruz. Orada da biraz... Yani. Kusura bakma diyeceğiz Nelson'un yani. Nelson'un mutsuzluğun sonucu sebebi Sanchez ama Sanchez'in de mutluluğun sebebi Galatasaray'daki çok işler yapabilmesi. O yüzden şimdi Nelson mu Sanchez mi? Sanchez şu denklemde çok iyi performans gösteriyor. Ama şunu da unutmamak lazım. İki sene boyunca Galatasaray'ı sırtlayan Galatasaray'da tek 15 milyon euro üstü transfer teklifi alan, ısrarla transfer teklifi alan ve Galatasaray'da en fazla konuşulan iki tane adamdan birisi olan Nelson'u da herkesin sırt çevirmemesi lazım. Tamam adam mutsuz. İşte dünkü görüntülerde Okan Hoca yanına geliyor. Erden Timur yanına geliyor. Bir surat ifadesi. Ama surat ifadesi ben iki seneden beri o surat ifadesini görüyorum onda. Oradan yola çıkıp da bu adam burada oynamak istemiyor mantığıyla gitmenin de yanlış olacağını düşünüyorum. Bu oyuncu çok değerli bir oyuncu. Okan Hoca ısrarla bu oyuncuyu kazanmak istiyor. Çünkü senin Avrupa Ligi ile dahil olmak üzere sezon başında planladığın 50 maç ve üzeri bir maç trafiğin var. Araya bir de Arabistan'da oynanacak Cumhuriyetimizin 100. yılının Türkiye Süper Kupa maçı da söz konusu. Bu açıdan baktığımızda bu oyuncuya çok ihtiyaç var ve Okan Hoca da bu oyuncuyu tekrar kazanmak istiyor. Ama Davinson Sanchez de denklemin en önemli bir parçası. Peki bir de Galatasaray'ın muhtemel 11'ini şöyle tam ekran getirelim ve şöyle özellikle az önce Serhan orta saha kurgusu burada çok önemli dedi. Bir bakalım Muslera, Boye, Sanchez, Abdülkerim, Anelinho savunmada herhangi bir değişiklik yok. Torreira, Kaan, Manchester United ikilisi, Tete, Kerem, Zaha, Icardi. Manchester United kadrosuyla çıkıyor. Tabii burada Kaan tercihi kıymetli. Özellikle United maçında çok iyi işler yaptı Kaan. Çok iyi bir tercih olduğunu gösterdi. Yine Bayern Münih karşısında da Okan Buruk'un tercihi bu yönde olacak. Ndombele'nin tabii ki Şampiyonlar Ligi için transfer edilen bir oyuncu olmasına rağmen bu karşılaşmalarda olmaması muhtemelen Kaan bu performansı sergilemese çok daha fazla tartışılırdı. Şimdi bu noktada orta saha Selahattin Kınalı ne dersiniz? Ya bir bazı profesyonel işlerde mesela bir inşaat işi yapıyorsun. Onlarca büyük usta vardır fakat bir tane ustabaşı getirirsin. Orada bulun yeter dersin ona ya. Orada bulun o etrafı gözet. Kaan o profil. Ustabaşı yani. Hmm. Çok yaratıcı, savaştı, formayı aldı. Çok yaratıcı işler yapmayabilir filan. Fakat durduğu yerde vücut diliyle arkadaşlarına güven veren bir tip Kaan. Çok kritik anlarda da çok rahat kararlar verebiliyor ve uyguluyor. Hiç paniği yok. Dikkat edin Kaan'a. O Avrupa'dan almış olduğu mental altyapı hiçbir şey yapmasa bile Kaan'ı çok iyi bir takımın çok iyi bir oyuncusuna dönüştürebiliyor. Kaan da Icardi gibi yanındaki arkadaşlarına çok olumlu etkiler yapıyor. Şunu söyleyelim. Mesela Tete, Barış Alper, Kerem bunlar da genç delikanlılar. Ama ben de yan yana oynuyoruz mesela. Ben Kerem'in ne yapacağını kestiremem. Barış Alper acaba ne yapacak yani? Tam bilemesin ne yapacağını. Çünkü o da onların özelliği. Yani senin için biri bilinmez ama rakip için de bir bilinmez. Hele üçüncü bölgede böyle oyuncular çok önemli. Kilidi onlarla açarsın. Ama bunun dezavantajı da var. Sen de bilmiyorsun ne yapacağını. Kaan da öyle değil. Kaan'ın ne yapacağını biliyorsun. Kaan arkadaşlarına o duyguyu veriyor. Merak etmeyin ben buradayım. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bizim her zaman bir B planımız vardır. O duygu, o rahatlık işte bu düzey takımlarda çok önemli. Ben Okan Hoca'yı da Kaan tercihinden dolayı kutlamak isterim. Geçen ilk maçta kullandığı için çünkü maç tahminleri yaparken kadro tahminleri ben Kaan'ı beklediğimi söylemiştim United maçında. Çünkü o tür oyunlara o tür büyük oyuncular lazım.
Kaan kendisini hiç göstermeyen bir büyük oyuncu aslında. Kıymeti çok bilinenlerden değil. Çünkü gol atmıyor, asist yapmıyor. Gol attı mı biz de gidiyoruz ya, defans oyuncusunu tanıtıyoruz ekranda. Stoper işte şu an işte Fenerbahçe'nin gündeminde olan bilmem kim ya da işte Trabzon'un gündeminde olan 4 gol 5 asistle oynadı. Ya ne yapayım ben stoperin 4 golü 5 asistini? Takımı kaç tane gol yemeden maç bitirmiş? Bana onu söyle. Asıl istatistik bu. Torreira da o tarz bir oyuncu ama. Tabii işte birbirlerini evet, tamamlıyorlar. Evet. Torreira ile Kaan çok büyük bir avantaj. Kimle oynarsa oynasın Galatasaray, büyük takımlardan bahsediyorum. Konsantrasyon sorunu yaşanabilecek görece annemizin ligindeki maçlarda beklenen performans vermeyebilirler. Çünkü orada zaten birileri sorunu çözer. Ama karşında Bayern Münih varken bütün 11 oyuncusuyla tümüyle birlikte senin için tehdit oluşturuyor. Hepsi rol alıp tabelayı değiştirebilecek oyuncular. O tür oyunlar oynanırken büyük oyuncunun farkını ve kıymetini anlarsın. Ben şey de söyleyeyim bu arada, mesela Oliveira Şampiyonlar Ligi oyuncusu değil ama Galatasaray bugün ola ki bir skor avantajı yakalarsa Oliveira'yı sahaya atabilir. O da attı sakin zaten bir oyuncu. Manchester maçında da attı. Sakin bir oyuncu evet. Yani. Mertens'i de attı. Mertens penaltı kazandırdı. Oliveira. Mertens başka oyuncu. Oliveira tipi bir oyuncu değil. Ama Oliveira'dan bile verim alınabilir. Ama şeye bağlı tabii. Oyunun gidişine bir skor avantajı yakalanırsa beraberliği yani, de avantaj olarak görüyorum. Galatasaray evriliyor yani. Yani Galatasaray'ın önceki senelerine bakarsan ortası Berkan, Taylan, Çıkıldağ. Geçen seneye baktığın zaman Torreira, Oliveira, Mertens. Şu an Torreira, Kaan, Kerem. Geri geldiği zaman Torreira, Endombele, Hakim Ziyech. Yani Galatasaray'ın şu an kadro avantajı çok iyi. Bu kadro avantajı da istediği gibi kullanabiliyor. O yüzden bu seneye yapılan transferler çok önemli, çok değerliydi. Bu maçlar için yapılan transferlerdi. Ben işte Kaan'a Sayın Selahattin Kınalı gibi parmak bakmak istiyorum. Ya yılmadı, ben bu formayı almak istiyorum dedi. Ve aldığı forma şu an çok kıymetli forma ve bu formanın kıymetini bilen de bir Kaan Ayhan var. İyi bir profesyonel. Ve Galatasaray'ın bu seneki transferlerinde 5 oyuncu da şu an kadroda ilk 11'de yerini buluyor. Bu da çok değerli. Demek ki bu formayı isteyen değil, bu formayı yani çok arzulayan alabiliyor. Çok arzuladıkları için bu oyuncuların hepsi takım oyununda içerisindeler. Zaten hep şunu söylüyorduk, Zaha ne zaman oynayacak diye soruyorlardı, Tete ne zaman diye oynayacak evet. diye söylüyorlardı. Kaan Ayhan bu kadroya giremez diyorlardı. Davinson Sanchez soru işareti diyorlardı. Ama işte biz de hep şunu söyledik, Galatasaray'ın bu 11 içerisinde bu oyunculara hepsine ihtiyacı var. Sadece bu oyuncuların hazır olması lazımdı. Hazır olmayan maç, bu oyuncuların hazır olmadığı zamandaki maçları kayıpsız geçiyorsa bu artıdır. Şu an geldiğimiz maçta, geldiğimiz noktada 8 galibiyet, 1 beraberlik. Diğer tarafta Şampiyonlar Ligi'nde 1 beraberlik, 1 galibiyet. Şampiyonlar Ligi'ne girmediğim gruplardan da çıktım. Bunlar Galatasaray'ın bir kazanımı oldu. Bundan sonra hazır olan takımla neler yapabilecek göreceğiz. Ama normal şartlarda şimdi kağıt üzerinde bir tarafta Endombele, bir tarafta Kaan Ayhan varken tabii ki Endombele ilk olarak yazılırdı ama saha içinde görüntü öyle olmadı. Ben öyle düşünmüyorum ya. Ya Kaan'la Endombele karşılaştırmasında. Burası için alındı. Tamam, bir şey demiyorum. Ve belki ilk alınması gereken oyuncuydu. Olabilir. Ona da bir itirazım yok. Oyuncularından teknik adamın beklentileri bunlar farklı şeyler. Biz bilemeyiz. Biz gördüğümüz üzerine yorum yapıyoruz ama bana göre Kaan daha değerli bir oyuncu takım için. Yani Kaan herkese etkileyebiliyor. Endombele vücudunun orta nahiyesini savunma hattı çok güçlü. Topu önüne aldı mı ondan alma ihtimali yok. Eyvallah, bir şey demiyorum. O tip oyunculara da ihtiyaç vardır ama şu anda mevcut halde hocanın Kaan'la çıkmasını daha tabii doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki mevcut hal öyle işte. Ama normal de, şartlarda sezon başında kağıt üzerine koyduğun zaman. Senin baş seviyenin üstünde 6 tane isim çıkıyor karşıma. Müller, Kimmich, Musiala, Sane, Koman, Kane, hafakanlar basıyor. Bakmayın oraya. Bakmayın. Öyle bir ön taraf var ki. Sen buraya bak, buraya. Oraya. Sen yok, buraya bak. Sana kalıyor. Yok, sen ısrarla bu tarafa bakıyorsun ama bence ısrarla o tarafa bak daha iyi olur yani. Orada şu kadroyu bir yendiğini düşünsene. Burada evet, da falan. Yapılanlar ortada. Bunlar yapılabilecekler diye düşünüyorsun. Eyvallah. Tamam, eyvallah. Doğru. Ama biraz inancın bu tarafa doğru kayması lazım. Yani Endombele ne durumda Saran? Hazır. Şu an hazır. Hoca muhtemelen onu da hamle oyuncusu olarak oynatmasını bekliyorum. Zaten hamle oyuncusu olarak oynadığında Manchester'da ne yapabildiğini gördük. Ama şimdi iyi olan bir Kaan var. Bir de Endombele'yi şöyle kullanmak, düşünmek lazım. Endombele'nin
hücum aksiyonu daha fazla alabiliyor. Yani Kaan Ayhan'ı biraz defansif anlamda çok işler yapabiliyor. Yani burada Kaan Ayhan'la başlamak daha mantıklı olarak gözüktüğü için hoca Kaan Ayhan'la başlamasını bekliyoruz. Şimdi az önce Icardi'yi detaylıca konuştuk. Oynamasını bekliyorum dedi Serhan. Velev ki oynayamadı Icardi. O zaman nasıl bir planlama olur? Yani sadece bir ileri uca Barış Alper'i atar bırakır mı yoksa sistemi mi değiştirir? Almanya'daki gazeteler özellikle çok okunan Bild gazetesi ilk 11'de Bakan Büyük olmuş. Hala öyle mi? Bir bakacağım. Öyle ben sabah gördüm. Onu koymuş. Kim kandırmış onlar acaba? Kimden istihbarat alıyorlar? Yunanistan'da Yunanistan'daki arkadaşı koydurmuş. Ya o şöyle diyor. Santfor sakatsa ikinci santfor kim? Bakan bu onu koymuş. Mantık budur yani. Çok fazla hakim olmadıklarını görüyoruz işte. Galatasaray'a. Ama Icardi yoksa bence Galatasaray geçen seneki Fenerbahçe oyununu oynar. Saraçoğlu oyununu oynar yani. Barış Alper'le oynar. Evet. Çünkü karşında da o yüzden Barış Alper'le oynaması lazım. Barış Alper İmaz'la oynaması lazım. Sanki ben burada bir farklı bir şey de olabilir diye düşünüyorum. Yani bu 11 ile bir değişiklik daha olabilir diye düşünüyorum. Tetiği kenara çekip Barış Alper'i mi öne koyardı? Yani yok. Kerem'i tekrar sola çekip oraya Hakim Ziyech'i de koyabilir diye düşünüyorum. Zaha'yı nereye koyacak? Zaha'yı hamle oyuncusu olarak bekletecek. Zaha hamle oyuncusu. Aha. Ne büyük lüks bu ya.